bir süredir bitmek bilmeyen bir Dilan Polat, Engin Polat bütün aileyi ezberledik. Bir de kız kardeşi varmış, hatta bir kız kardeşi daha varmış filan. Ee, böyle bir Bermuda şeytan üçgeninin içinde kaybolduk gittik. Nasıl başladı hikaye hatırlayalım? Dilan Polat ki kendisinin e, sosyal medya hesaplarında ...milyonlarca takipçisi var... ...artık faketir gerçektir ben bilmiyorum... ...ama 2 milyon takipçisi var benim son gördüğüm... ...Instagram'da sadece... ...Türkiye'nin dört köşesinde güzellik salonları... ...merkezleri olan... E, ...bir kişi, o neydi arkadaşlar? E, ondan sonra... E, bir kişi kendisi Dilan Polat ve böyle bir şeyde e, böyle bir dünyada Dilan Polat bir anda gündemimize geldi. İşte eşiyle çektiği yatak odası videoları güller koymuş Engin Bey yatağına e, ondan sonra işte güzelliğiyle ilgili mesela evde güneş gözlüğü takıyor enteresan bir durum. Evet <laughs> öyle mi oldu şimdi öyle mi moda e, ona ha, bu Erko dedikleri bu mu? Geçen gün Flu TV'ye gittim ben. E, orada işte konuşurken e, dediler ki Erko diye bir şey var. Dedim Erko ne ya? Erko şuymuş böyle geliyormuş mesela araba anahtarı. Bende yok ama şu <laughs> metreyi araba anahtarı gibi düşünelim. Allah'tan cep telefonum var. Onu böyle masaya böyle atarak koyuyormuş falan. Ne haber kanki falan böyle bir şey. Bilmiyorum ki yani hiç <laughs> anlamadım yani. E, ben bir Erko annesi olmadığım için bilemiyorum tabii. Benim normal bir oğlum var yani uzay diye iyi <laughs> çocuk bence böyle bir erkolar varmış herhalde Engin Polat da o erkoları gibi bir şey mi nasıl bir şey yapıyor böyle mi yapıyor ne yapıyor videonun başında ne yapıyor bu beyefendi yok bu değil ee, bu Dilan'ın paylaştığı Dilan Hanım'ın paylaştığı video bir de Engin Bey'in paylaştığı bir video var. hep ha bu bu ne çok enteresan. bir daha görebilir miyiz o hareketi Şu başı alabilir miyiz şunu? Arkadaşlar iki videoyu birbirine arkasından mı bağladınız? Ha, evet o. Ben en iyisi şuradan kumanda edeyim. Bir dakika. Bir tık daha geri alalım. Play'leyelim. Bu. Bu ne arkadaşlar? Kimi çağırıyor böyle pisi pisi gibi? Ben valla ben, ben, kedilerimi böyle çağırsam gelmiyorlar. Köpeğimi de çağırsam gitmiyorlar. Kimi çağırıyor tam anlayamadım. Evet gel gel yapıyor da neye yapıyor yani. Ee, neyse işte böyle bir olaylar oldu biliyorsunuz. Yani ortalarda e ne? <laughs> Dur bir dakika. Saatin fiyatı 125 milyon dolar mı? Ne ki o saat? Ne marka o saat arkadaşlar? Bizim çocukluğumuzda en fazla swatch vardı. Benim dayım e, en kade çalışıyordu Arabistan'da. E, i̇şte oradan bize bir swatch hediye getirdiği zaman kuzenler ...aa ne kadar mutlu oluyorduk. Şimdi ne ki bu. Bu ne arkadaşlar? Altın kolye, yüzüğü gösterme hareketi. Yüzük de mi var? Bu, bu elinde yüzük yok ama ha öbür elinde var. Ya neyse böyle bir ortamlar. Bence de Casio şahaneydi ya. Hii, bayılırdım o saatlere. O dijital ekranlı olanlara değil mi? Dit 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 diye de öter. Ay ne güzel saatlerdi doğru söylüyorsun. <laughs> Free demiş ki boş vergi şu. An. Patek Philip vay Rolex bir karar verin hangisi? Patek Philips. Ha. Yani işte bir ortada bir şeyler var. Organize işler var anlayacağınız. Bu Dilan Hanım Efendi'nin bir bireysel trajedisi varmış. Başı sağ olsun. Annesinin e, ölümüne tanık olmak durumunda kalmış. Kendisi bunu en nihayetinde anlatmış. E, babası bir şekilde e, annesini öldürmüş. işte. orada bir takım rivayetler var falan. Ee, hanımefendiyi ben geçen gün televizyon ekranda bir videoda gördüm. Ağzında böyle bir bir şeyler vardı. Önce anlamadım. E şu CHP şeyini yerdim. artık çikolatasını açalım bence. Ee, ben mi yanlış gördüm? Yani böyle bir bir şey içiyor sanki ve ağzında şöyle şöyle bir Doğru gördüm değil mi? Böyle bir şeyler vardı. Bu ne bu falan diye önce anlamadım. Evet Şenay öyle bir şeymiş. Bir altın varak koyuyormuş Türk kahvesinin içine. Abi bu nereden aklınıza geliyor böyle şeyler? Ben anlamıyorum ki yani o nasıl bir... <gülüyor> Neyse <gülüyor> işte evet altın varak. Evet evet kahveyi öyle altın yiyorlar mı? Yok artık. Nasıl yiyorlar ya? Bildiğin. Altın. Bildiğin altın ben böyle hani şu çikolataları şey yaptıkları şunlar var ya ne bulmadı böyle e, a, Evet Evet bu işte, oh. i̇şte evet. <laughs> <Biz de. gülüyor> evet bunu ancak şair yazabilirdi zaten sonç işte böyle bir dünyalar. Yani ben dehşetle izliyorum. Ee, nasıl bu hale geldik? Ee, çok ilginç. Daha doğrusu şöyle paranın kaynağı ne? Ortada bir para var anlaşıldı bu saatler şeyler falan ama hakkı olarak insan onu merak ediyor. Özgür Demirtaş yoksa ne yaşamış bireysel trajedisi başı sağ olsun eminim çok zor bir çocukluk geçirmiştir. Kolay değil yani bunları yaşamak şiddet vesaire falan. Bir şeyler olmuş belli ki o evin içinde. Ee, yani herkese olmuş anladığım kadarıyla. Çünkü bir de bir kız kardeşi var onun da bir videosunu gördüm. Ee, o da böyle bir, bir o da... Bir değişik hani ben önce yalan yanlış söylemeyeyim vallahi yapay zeka zannettim e, o hanımefendi Yani dedim herhalde bu öyle bir, bir insan değil yani bir yapay zeka veya robot gibi bir şey. Sıla Hanım herhalde e, ve e, yani inanamadım önce. Şimdi burada bizim tabii merak ettiğimiz arkadaşlar bu para güzellik merkezlerinden mi kazanılıyor? Kazanılıyorsa bu ülkede bir sürü plastik cerrah, rekonstrüktif cerrah var onların aileleri var ne bileyim mesela Tunç Tiryaki var Londra'ya yerleşti orada muazzam bir uluslararası klinik açtı. Neden mesela o böyle ağzına altın yapıştırıp Türk kahvesi içmiyor falan. Burada bir değişik bir durum var bence. Ee, ve o değişik durumla ilgili Muhammed Yakut'un da böyle acayip acayip iddiaları var. Böylece Muhammed Yakut da yeniden radarımıza girmiş oldu. Gördü, izlediniz mi o videoyu? Bir video koymuş herhalde Muhammed Yakut. Bir 10 saniye sesini duyalım mı? Ne diyor Muhammed Yakut? Dilan Polat ne iş yapıyor? Bu değil. Engin Polat'la Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun Herk Bey? Gidin AK Merkez'de İstanbul Mali Şube Dilan Müdürü Pol Zafer Aktaş, namus sahibiysen mail order yapıyor kuyumculuk üzerine. Bir dakika. Ee, tekrar edersiniz bunu. Neyse başka iddiaları da var. Bu arada bütün videolar yine grenli geliyor arkadaşlar. Niye öyle oluyor? Hiçbir şey göremiyoruz. Ya bu videoları net indirmiyorsunuz. O, Onurcuğum sen indiriyorsan videoları yanlış bir şey yapıyor olabilirsin. Bir dön bak istersen. Çünkü bir tuhaflık var. Bugüne kadar hiç olmamış şeyler oluyor ekranda. Yani böyle gayrimeşru bir takım hayatlar. Özgür Demirtaş da haklı olarak şunu yazdı. Ee, dedi dedik ya bir vergi süreçlerine bakmak lazım, paranın kaynağına bakmak lazım. Bütün bunlar şunun için oldu. Türkiye'de Kara para sistemini meşrulaştıran, bunu böyle sıradanlaştıran, e, neredeyse ödüllendiren bir e, düzen kuruldu. Buna göz yumuldu. Geçmişte bu insanlar korkuyorlardı başımıza bir şey gelir mi diye. Şimdi hiç korkmuyorlar ben dün gece bir yerdeydim ve oradan dönerken bir taksiciyle bu ara arabam bozuk o yüzden her yere mecburen taksiyle gitmek zorunda kalıyorum. Hiçbir yerde de taksi bulamıyorum çok şükür. İlk beni takip edenler sürekli infial halinde taksi aradığımı görüyorlardır zaten. Yok yani İstanbul'da taksi falan yok arkadaşlar. Neyse dün gece bulabildim çok da düzgün beyefendi bir taksiciyle uzunca bir yol yaptık çünkü uzaktan geliyordum trafik var. 20 yıldır dedi taksicilik yapıyorum dedi. Hani siz dedi, dediniz ya dedi ben çekiniyorum artık. Ben, ben her yerde yürüyen bir kadınım. Gecenin her saatinde her ülkede işte sıfır korkarım yani hiç. E, ee, taksici dedi ki ben endişe ediyorum şu anda. Bir yolcu alırken endişe ediyorum. Öyle tuhaf tuhaf tipler var piyasada. Ee, yoksun mahallede ayrı, zengin mahallede ayrı. Ne iş yaptıkları belli değil. Ne iş yaptıkları belli değil. Nereden geldikleri belli değil. Paranın kaynağı belli değil. Yani madde meselesi Türkiye'de daha önce de vardı ama böyle bu kadar artık yani hani selamın aleyküm sende şu var mı bu var mı bu değildi. Yani gri listedeyiz dünyada kara para meselesinde varlık barışı yaptık dokuz kere. Niye yapıyorsunuz sürekli varlık barışı? Yani Türkiye'ye ekonomisine sıcak para girsin diye. Geçen taksiciyi dövdüler doğru söylüyorsun. Ee, yani e, hakikaten inanılmaz e, günler. inanılmaz günler ve şimdi de biz bu Bermuda şeytan üçgenini izliyoruz. İçinde ne iddialar ne iddialar. Mail orderlar, e, yasa dışı bir takım organize işler, aklınıza gel her şey. E peki biz bunları, bunlara niye maruz kalıyoruz kardeşim? Yani yok mu bu ülkenin polisi, emniyeti, yargısı? Dokuz kere ya, dokuz kere. Anladık para lazım da paranın kaynağını kimse mi merak etmiyor? Ne oldu hani helal vardı, haram vardı, kul hakkı vardı ne oldu onlara? Ya bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş Cumhuriyet tarihinin en Müslüman ve mütedeyyin ve İslami normlarla Türkiye'yi yönetmek hayali olan iktidarındayız ve bunları yaşıyoruz. Burada bir tuhaflık yok mu ya? Hani nasıl oldu bu? Kim buna izin verdi? Nerede savcılar? Doğru söylüyor. Yani ne oldu bu? Nasıl oldu yani? Nasıl oldu? Kimin parası bu? Kimin kaynağı? Ben böyle bir yazı yazmıştım Reza Zarraf'la Ebru Gündeş evliyken. Sözcü Gazetesi'nde pazar ekinde böyle biraz magazin falan böyle öyle şeyler yazıyordum biraz. Ee, ondan sonra demiştim ki ya Ebru Hanım hiç mi sormadınız eşinize hayatım sen ne iş yapıyorsun diye ee, böyle bir yazı yazdım yani onlar da beni mahkemeye verdiler. tazminat davası açtılar. Rıza Bey ayrı açtı. Ebru, Bey, Ebru Hanım ayrı açtı. İkisinin de avukatı aynıydı. dediler ki şey evliliğin kutsaliyetine ve evlilik onuruna hakaret etmişim ben bu yazıyla. Yazıda bir tek şey söylüyorum. Ebru Hanım hiç mi sormadınız eşinize ne iş yapıyorsun diye. Bu kadar. Yazdaki tek cümle bu. Ne oldu bilin bakalım. Boşandılar. <laughs> İki davada düştü reddedildi yani. Neyse şimdi aynen. <laughs> Aynen öyle oluyor Reza şimdi at besliyor yani şimdi e, dolayısıyla bu soruları sormak hakkımız bunlara maruz kalıyorsak eğer Türkiye'nin ana akım televizyonlarında e, güzellik klinikleri olduğu söylenen bir hanımefendi e, acıklı da bir çocukluğu olmuş ağzına altın varakla insanların e, yani yoksulluk sınır kaç oldu bugün? Ne oldu bugün e, e, kamu iş açıklamıştı yani acayip acayip rakamlarla ev geçindirmeye, kira ödemeye çalıştığı bir Türkiye'de bayağı böyle altında a, altından varak yaprağı yapıştırıp ağzına Türk kahvesi içiyorsa burada bir sorun var. Kimse kusura bakmasın yani burada bir tuhaflığın ötesinde bir şey var yani buna, bu, buna bir şey yapılması lazım bu nedir ya yani tamam kazanıyorsunuz o zaman evinizde oturun harcayın ne bileyim bu nedir yani.